Selamlar. Bu videoda 90'lı yılları aratmayan 2015'teki 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerine gidiyoruz. ...2011'de Amerikan askerleri Irak'tan çekilme sürecini başlatmıştır. Bu süre zarfında IŞİD kısaltmasıyla bilinen Irak ve Şam İslam Devleti adındaki örgüt... ...bu bölgede yapılanmaya, Irak ve Suriye'de etkinlik göstermeye başlamıştır. 2013 yılında Türkiye çözüm sürecinin içerisindeyken... ...hükümet ile yapılan aylarca süren görüşmelerin ardından... ...PKK'nın elebaşı Öcalan'ın mektubu hem Türkçe hem de Kürtçe olarak Nevruz kutlamalarında okutulmuş... ...ve bu tarih PKK'lıların Türk topraklarından çekilmesinin ve ateşkesin başlangıcı olmuştur. Barış ve Demokrasi Partisi heyeti bu dönemde sık sık İmralı'ya ziyarete giderek Öcalan'dan yol haritası almış, Erdoğan PKK üyelerinin herhangi bir çatışma yaşamaması için sınırdan geçerken silahlarını bırakmaları gerektiğini söylemiş ve Akil İnsanlar adı verilen bir heyet kurulmuştur. 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 52 kişi ölmüş ve 146 kişi de yaralanmıştır. Ortaya atılan bir açıklamada saldırıyı IŞİD'in üstlendiği ve Türkiye'ye yeni saldırılar düzenleyeceğinin tehdidi yapılmıştır. Daha sonra bir internet sitesinde bu açıklamanın sahte olduğu, saldırıyı IŞİD'in üstlenmediği iddia edilmiştir. Sonuç olarak saldırıyı yakalanan ve emri Suriye'nin El Muhaberat yani Suriye istihbaratından aldığını itiraf eden Yusuf Nazik adlı teröristin diğer örgüt üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. FETÖ'nün etkisini sürdürdüğü bu dönemde devam eden Ergenekon davalarında da kararlar açıklanmıştır. 2014'ün Nisan ayına gelindiğinde Mesut Barzani çözüm sürecinin sonuca ulaşması halinde Öcalan'ın serbest bırakılacağını söylemiştir. Türkiye halk oylamasıyla yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gün sayarken yerel seçimler yapılmış, gezi olayları yaşanmış, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 2. Hava Kuvveti Komutanlığında asılı bulunan Türk bayrağı bir grup tarafından indirilmiş ve 5 kişi gözaltına alınmış. PKK'nın 5 kurucusundan biri olan Cemil Bayık, PKK'nın tamamen silah bırakması için öne sürülen şartların başında Öcalan'ın serbest kalması olduğunu açıklamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasından 10 gün sonra dönemin MİT müsteşarı Hakan Fidan, İmralı'da Öcalan ile görüşme yapmış ve Ekim ayında 6-7 Ekim olayları yaşanmıştır. 2015 yılının 6. gününde Sultanahmet'te bir intihar saldırısı düzenlenmiş, IŞİD mensubu Dayana Ramazova'nın üzerindeki patlayıcılar infilak etmiş ve patlama sonucu bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis memuru da yaralanmıştır. Bu saldırıdan bir ay sonra Özgecan Aslan adındaki üniversite öğrencisi tecavüz girişimi sonrası öldürülmüş, bu cinayetin etkisi bütün ülkede derinden hissedilmiş ve birçok gösteri düzenlenmiştir. Özgecan Aslan olayından sadece birkaç hafta sonra Ege Üniversitesi kampüsünde Ülke Ocakları üyeleriyle PKK'nın gençlik yapılanması olan YDGH üyeleri arasında çıkan olaylarda Fırat Çakıroğlu adındaki öğrenci hayatını kaybetmiştir. Bu sırada Türk Silahlı Kuvvetleri Şah Fırat operasyonu ile Suriye'ye girmiş, bölgede bulunan 38 personel Türkiye'ye getirilmiş, Süleyman Şah'ın naaşı ve bir takım manevi değeri olan eşyalar Suriye'nin Eşmeköy'üne taşınmıştır. CHP ve MHP liderleri bu operasyonu teröristlere boyun eğmek ve kaçmak olarak değerlendirirken HDP'nin eş başkanı IŞİD tehlikesinin Türkiye için daha da artacağını iddia etmiş ve Türkiye'nin PYD ile işbirliğine girmesi gerektiğini belirtmiştir. Seçim sürecine girilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmiş olduğu bir açılış töreninde 400 milletvekilini verin bu iş huzur içinde çözülsün demiş ve bu açıklama yıllar sonra dahi tartışma konusu olmuştur. 400 milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde çözülsün. 31 Mart'ta İstanbul Adalet Sarayı'nı basan DHKPC'li teröristler Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı 10 kurşun ile öldürmüş ve saldırıyı düzenleyen iki terörist de ölü olarak ele geçirilmiştir. Olayın görüntülerinin yayınlanması nedeniyle Twitter, YouTube, Google ve Facebook'a mahkeme kararı ile erişim engeli getirilmiştir. 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlere 20 siyasi partinin katılacağı kesinleşmiştir. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Devrimci Halk Partisi seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleme kararı alırken Büyük Birlik Partisi Saadet Partisi ile ittifak yapmıştır. Seçimlere 5 gün kala Muhafazakar Yükseliş Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'ni destekleme kararı almıştır. Kampanya dönemi içerisinde yapılan mitinglerde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hükümetin terörle yakınlaşmasını ve çözüm sürecini eleştirmiş. Varsın birileri PKK ile yan yana dursun. Biz milletle yürüyelim. Varsın birileri teröristleri davul zurnayla karşılasın. Biz sizinle yürüyelim. Varsın birileri düşmanlarıyla düşüp kalksın. Biz şehitlerimizin
aziz hatıralarıyla yürüyelim. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu işsizlik ve ekonomi sorununu vurgulayarak gençlerin sorunlarını bildiğini dile getirmiş. Her 5 gençten birisiysiz. Her 4 üniversiteli gençten birisiysiz. Sizin sorunlarınızı biliyorum. Çözeceğiz sorunlarınızı. Sizin emeğinizi de biliyorum. Sizden tek isteğim. Liseye gidiyorsanız okuyun. Üniversiteye gidiyorsanız okuyun. Başarılı olun. Türkiye'yi yönetmeye talip olun. Emin olun. Güçlenin gelin. Önce koltuğu ben size vereceğim. Dönemin başbakanı ve AKP'nin genel başkanı olan Ahmet Davutoğlu mitinglerinde paralel yapı söylemlerini vurgulamış ve Türkiye'deki bütün şehirlere gittiklerini söyleyerek muhalefet partilerine gönderme yapmıştır. Adım adım Erzurum'dan başladık, Türkiye'nin her köşesine gittik, 71 vilayet dolaştık, Hakkari'ye de gittik, Şırnak'a, Tekirdağ'a, Çanakkale'ye de, Muğla'ya da, Aydın'a da, Rize'ye de, Artvin'e de. Dün Van ve Kayseri'deydik. Şimdi aramızdaki farkın ilk doğrudan göstergesi bu. Başkent Ankara'da konuşan liderler, genel başkanlar bizim dışımızda Türkiye'nin her yerine gidebiliyorlar mı? HDP ise mitinglerini Kürtçe söylemler ve Kürtçe şarkılar eşliğinde gerçekleştirirken mitinglerde bolca vurgusu yapılmıştır. Ha, belenken, belenken, belenken her beşi. Stran, Can Kurdistan, Zebra. Seçim günü yaklaştıkça HDP'nin alacağı oy merak konusu olmuştur. Çünkü HDP'nin %10 barajını aşması durumunda AKP 13 yıl sonra ilk kez tek başına iktidar olamayacak ve bir koalisyon hükümeti kurulması gerekecektir. Bu süreçte bazı CHP'li seçmenler AKP'nin tek başına iktidar olamaması için HDP'ye oy verilmesi gerektiğini söylerken bazı CHP'liler ise buna karşı çıkmıştır. Kimileri ise eğer CHP'nin lideri olmasaydı Kılıçdaroğlu'nun bile bu seçimde HDP'ye oy vereceğini öne sürmüştür. Seçim günü gelmiş ve oylar kullanılmıştır. Beklenildiği gibi HDP %10 barajını aşmış ve AKP yıllar sonra ilk defa tek başına iktidar olamamıştır. AKP %40,87 ile 258 milletvekili çıkarırken CHP %24,95 oyla 132 milletvekili, MHP %16,29 ve HDP %13,12 oyla 80 milletvekili çıkarmışlardır. Seçime giren diğer partiler %10'luk barajın altında kaldıkları için vekil çıkartamamışlardır. Devlet Bahçeli seçim sonuçlarının belli olmasından hemen sonra Başbakan Ahmet Davutoğlu'na koalisyon çalışmalarını başlatması gerektiğini söylemiş. Ancak konuşmasının devamında da erken seçim için bir gönderme yapmıştır. Türkiye'de anayasa geçerlidir. Seçimlerde eğer tek başına bir siyasi parti iktidar olmuyor ise ülkeyi iktidarsız bırakmamak için diğer siyasi partilerle beraber nasıl bir çalışma düzenine girileceğine dair geçmişte kazanılan tecrübeler vardır. Cumhurbaşkanı öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan bir kişiyi görevlendirebilir. Demokratik eğilime göre bu görevlendirme en fazla oy almış olan siyasi partinin genel başkanına yönelmesi lazımdır. Dolayısıyla Sayın Ahmet Davutoğlu'nu görevlendirmesi gerekir. Davutoğlu mecliste bulunan partilerle nasıl bir hükümet oluşturacağına dair çalışmaları başlatması gerekir. Eğer bunların hiçbirisinden uygulanarak sonuç alınamıyorsa Türkiye'yi AKP'nin azınlığına, bir takım çevrelerin senaryosuna mahkum etmeye de kimsenin hakkı yoktur. En erken seçim ne zaman olacaksa o zaman da seçim. CHP seçim sonuçlarını coşkuyla karşılamış ve Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi vurgusu yaparak bir dönemin artık kapandığını söylemiştir. Bir dönem kapandı, demokrasi kazandı. Demokratik yollarla bir baskıcı dönemi sona erdirdik. Demokrasi kazandı, Türkiye kazandı. Benzer coşku AKP tarafında da hakim olmuş. Davutoğlu yapmış olduğu balkon konuşmasında millet iradesine saygılı olduklarını vurgulayarak yine birinci parti çıktıklarını ifade etmiştir. Yolculuklardan hep zaferle çıktık. 10 seçimi geçmişte zaferle, birincilikle geçirdik. Şimdi de hamdolsun 11. seçiminde birincisi
AK Parti'dir. HDP ise 7 Haziran seçimlerini zafer ilan etmiş ve ilan ettikleri bu zaferi PKK'nın elebaşı Öcalan'ın bayraklarıyla İstanbul'da kutlamıştır. 7 Haziran seçimlerinden 11 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli'ye "Gel sen başbakan ol" diyerek seslenmiş, ancak Devlet Bahçeli "Sen koltuk tedarikçisi misin?" diyerek Kılıçdaroğlu terslemiştir. 1 Temmuz'da yapılan meclis başkanı oylamasındaki 4. turda MHP geçersiz oy kullanmış ve 26. meclis başkanı AKP'li İsmet Yılmaz olmuştur. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümet kurma yetkisini AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na vermiş ve Davutoğlu koalisyon için ilk olarak CHP ile görüşmelere başlamıştır. Gözler Ahmet Davutoğlu'nun CHP, MHP ve HDP ile koalisyon hükümeti için yaptığı görüşmelere çevrilmişken 20 Temmuz'da Adıyaman'da arazi tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açılmış, 3 askerden biri şehit olmuş ve ikisi yaralanmıştır. Aynı gün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toplanan SGDF'liler açıklama yaptıkları sırada IŞİD'li bir canlı bombanın kendini patlatması üzerine 34 kişi ölmüş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştır. Yine aynı gün KCK eş başkanı ve PKK'nın 5 kurucusundan biri olan Cemil Bayık silahlanma, tünel ve siper hazırlama çağrısı yapmış. Bu çağrıdan 2 gün sonra Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde görevli olan 2 polis memuru Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar yataklarında uyurken şehit edilmiştir. PKK bu saldırıyı önce IŞİD ile işbirliği yapan 2 polise karşı cezalandırma eylemi diyerek üstlenirken, daha sonra KCK sözcüsü PKK'lı Demgah Agit Ceylanpınar'daki saldırıyı PKK'nın yapmadığını iddia etmiştir. Açıklama ne olursa olsun Ceylanpınar olayı çözüm sürecinin de sonu olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri bu olaydan 2 gün sonra IŞİD ve Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine operasyonlar düzenlemeye başlamış ve bu operasyonlar geçen 3 yılın ardından PKK'ya yapılan ilk askeri operasyon olmuştur. Bu operasyondan sonra PKK ateşkesin fiilen bittiğini söylemiştir. Erdoğan'ın çözüm sürecini sürdürmek mümkün değil, terör konusunda atılan adımlar devam edecek demesi üzerine CHP terör olaylarıyla ilgili araştırma önergesi sunmuş, ancak bu önerge AKP milletvekillerinin tamamının ve MHP'li milletvekillerinin bir kısmının aleyhte oy kullanması üzerine reddedilmiştir. Ağustos ayına gelindiğinde AKP ve CHP arasında yapılan koalisyon görüşmelerinin ikincisi de olumsuz sonuçlanmış. Davutoğlu bu kez MHP ile görüşmelere başlamış, ancak MHP ile de anlaşma sağlanamamıştır. Çözüm sürecinin bitmesinden önce ve sonraki dönemde birçok şehit verilmiş ve çözüm süreci ihanet süreci olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Hükümetin kurulamaması üzerine 26 Ağustos'ta 7 Haziran seçimlerinin tekrarlanması kararı alınmış ve seçim tarihi 1 Kasım olarak belirlenmiştir. Eylül ayında PKK saldırılarını sürdürmüş, Durul Türkeş MHP'den ihraç edilerek AKP'ye katılmış, Meral Akşener ise aday gösterilmemiştir. 10 Ekim tarihinde Ankara'da Türk Mühendis ve Odalar Birliği, Türk Tabipler Birliği, Kamu Emekçisi Sendikaları Konfederasyonu, DİS, HDP ve birkaç sivil toplum örgütünün de katıldığı bir miting düzenlenmiş, yürüyüş alanına ilerleyenlerin bulunduğu bölgede 3 saniye arayla 2 patlama gerçekleşmiştir. Ankara Garı saldırısı olarak kayıtlara geçen bu patlamada 109 kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişi yaralanmıştır. Saldırıyı IŞİD militanı olduğu belirlenen 2 kişinin gerçekleştirdiği tespit edilmiş, CHP ve MHP güvenlik açığı nedeniyle hükümeti eleştirmiş, HDP ise saldırının sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu söylemiştir. Saldırıdan sonra Facebook ve Twitter'a kısıtlama getirilmiş, Ahmet Davutoğlu 3 günlük ulusal yas ilan etmiştir. Bu olaydan 9 gün sonra Ahmet Davutoğlu katılmış olduğu bir programda Ankara'daki terör saldırısından sonra oylarımızda artış var demiş ve bu açıklama büyük tepki toplamıştır. Şimdi anketler geliyor. Öncesinde beyanname sonrasında anket yaptık. Şimdi Ankara'da terör saldırısı sonrasında ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz. Oylarımızda bir yükseliş trendi var. Memnun sonuç ediyoruz. Geldi mi? Anket var mı? Geldi tabii, var. Ama yani şimdi birçok anket olduğu için tek tek onları değerlendir. Ahmet Davutoğlu bu açıklamadan bir gün sonra düzenlenen mitingde AK Parti giderse Beyaz Toroslar gelir şeklinde bir açıklama yapmıştır. AK Parti iktidardan indirilirse buralarda ya bu terör çeteleri dolaşacak ya da eskiden olduğu gibi Beyaz Toroslar dolaşacak. Bir Kasım günü gelmiş ve oylar kullanılmıştır. Seçimlerin tekrar edilmesinden en çok zararlı çıkan siyasi parti MHP olurken oylarını en çok arttıran AKP tek başına iktidar olmuştur. MHP yaklaşık 2 milyon kadar oy ve 40 milletvekili kaybetmiştir. Meclisteki sandalye sayısı olarak HDP'nin bile gerisinde kalmıştır. Seçimin ertesi günü iktidara yakın basın "Nerede kalmıştık?" ve "Seçimin kaybedeni yok" gibi manşetler atarken muhalif basında "Terör arttı, döviz arttı, oylar arttı, saldırı
saltanata devam ve korkunun zaferi gibi manşetler atılmıştır. 2015 yılı çözüm sürecinin sona erdiği, birçok askerimizin şehit edildiği, birçok insanın hayatını kaybettiği ve birçok kişinin karanlık dönem olarak adlandırdığı bir yıl olmuştur. 2015'ten bir yıl sonra bir darbe girişimi yaşanacak, iki yıl sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilecektir.